Bariyer dibinden mutlu günler değerli izleyenler. Ocak ayını geride bıraktık ve Şubat ayının ilk günündeyiz. 1 Şubat akşamındayız ve yarın yapılacak olan Adana ve Kocaeli koşularını değerlendireceğiz. Hemen şöyle detaylara gideceğiz sevgili dostlar. Adana'da yarış heyecanı başlayacak ilk olarak ve 7 koşulu bir program bizi bekliyor Adana'da. Günün ikinci koşusuyla birlikte saat 15'te Altılı Ganyan start alacak. Adana için de yayınımızda tahminkulübü.com yarış yorumcusu Kemal Demircan olacak sevgili dostlar. Ve Adana'daki 7 koşuyu Kemal Demircan sizler için değerlendirecek. Yarış heyecanı hemen ardından Kocaeli'de devam edecek. Kocaeli'de de 8 koşulu bir program bizi bekliyor. 3. koşuyla birlikte Kocaeli'de Altılı Ganyan saat 18.30'da start alacak. Kocaeli için de siyahbayrakayna.com yarış yorumcusu Mustafa Şencan bizimle birlikte olacak. Mustafa da 8 koşulu Kocaeli programını değerlendirecek. Biz ilk olarak Kocaeli diyeceğiz, ardından da Adana'ya geçiş yapacağız. Yayınımızın ilk bölümünde Kocaeli'yi değerlendireceğiz sevgili dostlar. Hemen detaylara gitmeden önce şöyle kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak ailemize katılabilirsiniz. Ondan ziyade video şöyle yayına başlar başlamaz bir like bırakırsanız bizi mutlu edersiniz. Siz beğendikçe videomuz daha geniş kitlelere yayılacak. Bu anlamda çok kıymetli. Ve tabii ki katıl butonuna biraz değinmek istiyorum. Zaman zaman bana mesaj geliyordu. Yani katılıp destek vermek istiyoruz ama hani bütçemiz el vermiyor, daha farklı seçenekler yok mu diye. Biz de bu anlamda katıl butonunda seçenekler sunmaya başladık sevgili dostlar. Favori, plase, sürpriz vesaire gibi göreceksiniz ama bunların hiçbirinin şu an için birbirinden bir farkı yok tamamıyla. Dileyen dostlarımız bütçesine göre kanalımıza katıl butonu üzerinden üye olarak destek verebilir. 7,5 TL'den başlayan üyelikler var sevgili dostlar. Bu detayı da paylaştıktan sonra hemen koşu detaylarına gideceğiz. Ama Yahya Kap'tan gelen mesajı bir ekrana getirelim. Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar demiş Yahya Kap. Aleyküm selam, hoş geldiniz diyelim. Ve Mustafa Şencan yayınımıza hazır dostlar. İlk olarak Kocaeli dedik. Kocaeli detaylarını konuşmak üzere Mustafa'ya bir hoş geldin diyeceğiz. Ardından da detayları konuşacağız. Mustafa, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın öncelikle? Hoş bulduk canım. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Seninle zaman zaman tabii yayınlar yapıyoruz. Bizi kırmıyorsun. Yayınımıza konuk oluyorsun. Ama ondan ziyade sizin diyorum artık çünkü siyahbayrakayna.com ekibi olarak bir yayınınız başladı YouTube'da. Kule kamerasıydı, doğru mu? Yanlış olmasın. Evet. Kule kamerası, aynen. Peki. Kule kamerası adında bir yayınınız başladı. Şöyle hani belki bir yarım saatini kaçırmışsındır ama büyük bir bölümünü seyretme fırsatım oldu. Gayet de keyifli. Olcay abiye, Kutlu'ya da yine selamlarımı iletiyorum. Hayırlı olsun diyelim. Sana da hayırlı olsun diyelim. Biraz aslında dinlemek isterim yani nasıl bir çalışma, nasıl bir içerik oluyor tam anlamıyla. Yani ben biliyorum ama yine izleyicilerimiz de belki öğrenmek ister. Tabii içerik olarak şu anda bu ilk haftaki programımızda seçmiş olduğumuz 5 koşuyu değerlendirdik. Onun haricinde atlara etki eden takılarla ilgili birazcık konuştuk. Birkaç tane özel konu aldık. Her hafta seçeceğimiz konular olacak bununla ilgili. Daha ziyade programımızın ilerleyişi yarışsever dostların bize olacağı önerilerle olacak. Yani onların bize tavsiyeleriyle olacak. Kule kamerası ve hashtagine atacakları tweetlerle değerlendirmemizi istediği yarışlar olsun, konular olsun. Bu konuları öne alıp onların istediği şeyler konuşulacak tamamen. Yani bizim buradaki programı yapmaktaki amacımız yarışsever dostların konuşulmasını istediği şeylerin konuşulması. Ve onların da tabii kanala abone olması ve işte like atmalarıyla beraber bu programın daha fazla gündemde yer işgal etmesi sonucunda sesimizi duyurabilme çabası diyebilirim açıkçası. Bununla ilgili bir program yapmayı düşündük. Senin de sağ olasın yardımlarınla bunu başardık. İlk hafta yaptık. Biraz tabii şu anda amatör olarak yapıyoruz. İnşallah ilerleyen haftalarda daha profesyonel bir şekilde yayınlarımıza geçeceğiz. Şimdilik başladık öyle bir yani yarışsever dostlara bakalım hani biz bir şey ifade edebileceğiz mi? Onların bir talebi olacak mı bizden? Bunları test etmek için açıkçası şu anda ilerliyoruz. İlerleyen haftalarda programımızın içeriği daha da belirli olacak. Süresi daha belirli olacak. İlk hafta 1,5 saate yakın yaptık. Süresini, içeriğini onlar belirleyecek. Yani yarışsever dostlar belirleyecek öyle söyleyeyim. Peki. Moderatörünü ben yapıyorum. Onlar söyleyecek. Biz yapacağız. Peki bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Kule kamerası olarak dileyen dostlarımız YouTube'da takip edebilir, abone olabilir, onu da belirtelim. Aynen. Ve gelen birkaç mesaja değinelim. Tekrar Yahya Kaptan, Mustafa Bey hoş geldiniz mesajı geldi. Hoş bulduk.
Ali Sert Polat iyi akşamlar diyor ve Oktay Öztun'a iyi yayınlar. Cemil kardeşim herkese bol şanslar dilerim demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Ve yavaş yavaş artık Kocaeli detaylarına gidelim. Kocaeli'de 8 koşulu bir program var. 3. koşuyla birlikte Altılı Ganyan start alacak. Ancak yarışsever dostlarımız hem ilk koşu hem de ikinci koşu ile ilgili farklı bahis seçenekleri değerlendirmek isteyecektir mutlaka. O yüzden biz ilk olarak Kocaeli'de günün ilk koşusuna gidelim. Birinci dörtlü Ganyan'ın başlangıç ayağı senin yorumlarına başvuracağız. Bir maiden mücadeleyle heyecan başlayacak Kocaeli'de. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda boy gösterecek ve 11 isim koşuya deklere. Dikkat çeken isimler tabii burada. 4 numaralı Kumru 3 defa start aldı. Son 2 yarışında 4-4 yaptı. Ondan ziyade 10 numara Victory Cat, o da son üçüncülüğüyle dikkat çekti ama işte tabii 2 numara Commitment, yine 1 numara Alanza, 11 numara West Coast gibi farklı isimler de var. Sözü sana bırakalım, neler söylersin? Ya bence birinci koşu gayet zor bir koşuyla başlıyor diyebilirim Kocaeli Kartepe'de yarışlar. Ama yani ben iki ismini plana çıkartacağım. Çünkü hem yani dörtlü ganyan oyunları için hem çift oyunlar için az isim önermeye çalışıyorum boş koşularda. Onlardan ilki 4 numaralı Kumru olacak. İkincisi de 2 numaralı Komintant olacak. Bu iki isim bence bir adım önde gözüküyor rakiplerinden. Süre koşularla ve pedigrileriyle baktığımız zaman bu iki isim biraz daha ön plana çıkıyor bende. Son yarışında kapalı gözlük takısıyla koştu 4 numaralı Kumru. Biraz daha iyi koştu gibi geldi bana satış koşuda, maiden koşudan ziyade. Ondan dolayı Kumru'yu bir adım öne alıyorum. 2 numaralı Commitment'in de hem pedigrisi olsun, hem jockey tercihinden kaynaklı olsun, hem de ekürisinden kaynaklı olsun. Onu da ikinci sırada önereceğim isim olacak. Peki 4 numara Kumru ve 2 numara Commitment yazdığımız isimler oldu. Devam edelim. Günün ikinci koşusuna geçiş yapacağız. İkinci koşuda saat 18'de start alacak ve yine altılı ganyan dışı bir koşu. Yedili plesenin ilk ayağı. Aynı zamanda üçlü ganyanın da başlangıç ayağı. Handikap 17 mücadele 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumda boy gösterecek. Ve burada da 6 isim koşuya deklere. Özellikle ağır kilolu, sürekli olarak ağır kiloda gördüğümüz Çetin Taş Apprenti bu kez 60,5 kiloyla 2 numaralı Kick Collin'in üzerinde olacak. O da bir önceki yarışını kazanmıştı. Ondan ziyade 3 numaralı Lord of Time Mustafa Çiçek'le bir araya gelecek ve daha önce 8 defa bir araya geldiler ama hiç birincilik çıkmadı. Bakalım ilk birinciliklerini elde edebilecek mi bu ikili? Kick Collin ve Lord of Time Türkiye genel puanlamasında önde ama çok farklı isimler de var. Sözü sana bırakalım. Bende de King Colin ön plana çıkıyor. Yedili plase için özellikle King Colin'den bahsedeceğim. Çünkü yarış gidişat avantajını da elinde bulunduruyor King Colin. Ön tarafa gidecektir büyük ihtimalle Çetin Taş'la birlikte. Apprentice'iyle beraber. Ağır kiloları da gayet iyi bindiğini biliyoruz Çetin Taş'ın. Bence yarışın yani Steel Brothers haricinde onu bozabilecek birini ben pek görmüyorum. Steel Brothers 63 kilo ile start alıyor. Birinci kuvaya evet. Çıkma gibi bir avantajı var ama Mehmet Kaya 63 kilo ile çok fazla King Colin'i bozmaya çalışacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Mehmet Kaya da tempo konusunda iyi bir jockey bana göre. Ve 63 kilo rakibin üzerine giderse, King Colin'in üzerine giderse kendisi için bir dezavantaj yaratabilir bu sonuç diye düşünüyorum. Hata mı yapar diyorsun? Bana göre hata yapar. İki isim de yarışı kaybeder bana göre. Yani kazanırdan düşerler. 50 kilolu safkanlar özellikle burada 4 numaralı Black Adler, 5 numaralı Max Payne ve 6 numaralı Lady Pia 3-1'den bence büyük bir şans yakalarlar diye düşünüyorum eğer öyle bir şey olursa. Yani ben King Colin'i ayrı tutuyorum. Ama yani yedili plase olmasaydı yani bu koşu altılı ganyanın bir ayağı olsaydı ikiyi alternatif tek verip çizgi çekip H derdim bu yarış için. Yedili plase oyunu olduğu için ise iki numarayı tek bırakıyorum. Peki iki numaralı Kick Colin yedili plase özelinde öne çıkarttığın isim oldu. Apprenti Çetin Taş'la start alacak bir kez daha belirtelim. Ve bu detaylarla beraber geçelim günün üçüncü koşusuna. Tabii üçüncü koşuda Kocaeli'de altılı ganyanın başlangıç ayağı. Handikap 14 mücadele, 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumda ter dökecek. Burada da 10 isim koşuya deklere. Şimdi tabii altılı ganyanın başlangıç ayağı dedik. Artık son zamanlarda sürekli başlangıç ayakları çok zorlu geçiyor. Burada da baktığımızda evet. Öne çıkan isimler var gerçi. Yani özellikle 4 numaralı Kafkas'ın son koşusunu kazanmıştı. Yine aynı binicisiyle Kadir Tokaçoğlu'yla start alacak ki Kadir Tokaçoğlu'nun da gerçekten bindiği atlara at sayısına baktığınızda kazanma sayısı gerçekten oldukça iyi. Dolayısıyla Kafkas'ımla ilgili tabii yorumunu merak ediyorum ama bir numaralı Anıl abi o da bir önceki koşusunu kazanmıştı. Son yarışında da Anıl abi üçüncü oldu ve yine burada da şanslı isimlerden birisi. Sözü ben sana bırakacağım ama burada özellikle bir isim soracağım sana. 9 numaralı Kopan Kıyamet. Biraz daha iyi giden bir performansı var. Neler söylersin? Benim de ilk sıradan önereceğim isim olacak 9 numaralı Kopan Kıyamet.
Son Kocaeli'yle ikinci kaldı yarışta onlar bir yarışı kazanmıştı. 3 gol arkasında kaldı Kopan Kıyamet. O gün 2 boyla startta kalmıştı Kopan Kıyamet. Onur Yıldız da start almıştı. Bugün tekrardan Onur Yıldız da start oluyor. Onur Yıldız da start alması benim açımdan şundan dolayı önemli oldu. Özümcan isimli Safkan son yarışını kazanmıştı ve Onur Yıldız'la kazanmıştı. Onun haricinde yine Özümcan'la Onur Yıldız'ın daha önce 2-3 kere daha birlikte olduğunu görüyoruz. Onur Yıldız da bu yarışta Kopan Kıyamet'i tercih etmiş. Bence bölgede fena olmayan bir jokey. Tercihi de benim için önemli oldu. Kopan Kıyamet'i tercih etmesi. Kaysbert'le de fena binmediğini biliyoruz. Kopan Kıyamet'te bir Kaysbert yavrusu. Bence 1400 metre daha avantajlı olacaktır Kopan Kıyamet. Çünkü dışarıdan güzel sprint atarak gelen bir isim. Ondan dolayı ben ilk sırada Kopan Kıyamet'i önereceğim. İkinci sırada ise 5 numaralı Özümcan diyeceğim ben. Özümcan'ın yarışını ben çok beğenmiştim kazanırken. O gün de sürpriz bir Ganyan da gelmişti Özümcan. Ve benim de şablonumda yer almıştı kendisi. Ay Melekcan, evet. Defne Yapra ve Baldiyar'ı geçmişti. Mesela yarışın favorisi Kafkas'ın Defne Yaprağı'nı geçilmişti. Ama Özümcan Defne Yaprağı'nı geçmeyi başardı. Yani yarış böyle bir yarış. Handikap yarış zaten. Handikap 14 yarış. 4 yaşlı Arapların yarışı. Hepsinin birbirini geçebileceğini düşündüm. Yani hepsi birbirini zaman zaman geçmiş isimler baktığımız evet. zaman. Ondan dolayı ben 9 numaralı Kopan Kıyamet'i bir adım öne alıyorum. 5 numaralı Özümcan'ı ikinci sıraya alıyorum. 1 numaralı Anıl abi bir performans artışı var Safkan'da. Ondan dolayı onu 3. sıraya önereceğim. Kopan Kıyamet'i geçmiş olduğu yarışta da bariyer dibinden çok güzel gelip kazanmıştı. Daha öncesinde İstanbul Santitin'de benim tek başına bıraktığım da bir isimdi Anıl abi. Liderliği alıp çıkıp kazandığı yarış da vardı İstanbul'da. O zaman daha da etkili olduğunu düşünüyordum ben. Ancak son yarışta bekleme yaparak da kazanmıştı. Yani son yarışta değil de onun önceki yarışında kazandığı yarışta. Ondan dolayı ben de 3. sırada ve son geçirmiş olduğu grupta bence güzel bir gruptu. İstanbul Santitin'de Muzo Baba'ya geçirmişti. Muzo Baba fena bir Safkan değil. Evet. Ondan dolayı 3. sırada onu önereceğim. Daha sonrasında 2 numaralı Arzu Gelin takibinde olan bir isim. Bir türlü kazanamıyor Safkan. Kazanara girdiği yarışlar var ancak kendini potoya birinci en önde atamıyor. Daha sonrasında Tolga Yıldız tercihiyle 3 numaralı Musliha. O da fena bir isim değil bence göre. Daha tam gücünü göremediğimizi düşünüyorum. Son yarışındaki 5.liğine pek bakmayalım. Bence kısa mesafede daha etkili bir isim. Son olarak da bu isimleri saydıktan sonra da ben yarış sever dostlar, yerleri olanlar için kendi şablonumda çizgi çekip H olarak öneriyorum. Mustafa, H'den önce, çizgiden önce yani sıralamayı bir kez daha paylaşabilir misin? Tabii. 9, 5, 4, 1, 2, 3. Tamam, ben 4 numaralı Kafkas'ımı, okey şimdi not aldım tekrardan. 9, 5, 4, 1, 2, 3 olarak notlarımızı aldık ama çizgi çekiyoruz. Daha geniş oyun yapacak dostlarımız için de hepsi olarak geniş şablonumuzu önermiş olduk. 9, 5, 4, 1, 2, 3 çizgi hepsi. Ve geçiyoruz günün 4. koşusuna. Kocaeli'de Altılı Ganyan'ın 2. ayağı. Hemen detayları gideceğiz ama Sezgin Bey mesaj paylaşmış. Kolay gelsin Cemil Bey, Mustafa Bey'e de emeği için teşekkürler. Rast gelsin. Kocaeli hep ters sonuçlara gebe. Bu gözlemi bakalım yine diyor. Sen ne düşünüyorsun? Yine ters sonuçlar çıkar mı Kocaeli'de? Gerçi şablonu alacağız. Biraz anlayacağız düşüncelerini ama. Ben bekliyorum yani. Ben şöyle söyleyeyim. İki tane banko önerim olacak iki yarış şablonu ilerisinde. Ama geri kalan ayaklarında çoğunluk hakkını kullanacağım. Yani iki tane banko önerdiğim için zaten şablon tutarında ufak kalıyor gene de. Yani H'leri fazla H hakkı kullanmamıza rağmen. Kocaeli'de oluyor çünkü çok denk isimler bir arada start oluyor Kocaeli'de ve Kocaeli'de yani iki haftada iki gün yarış olduğu için şu anda mı, ondan dolayı mı tam bilmiyorum ama yani bir safkanlar çok denk safkanlar koşuyor ve kalite anlamında bence çok yüksek kaliteli safkanlar koşmadığı için de birbirinden ayrılmayan, güç anlamında ayrılamayan isimler start alması o günlük performansa bakarak jockey performansı, atın performansına bakarak sonuçlar belli ediyor. Bundan dolayı da iki yarış önce güzel bir koşu yapmış safkanı eğer yakaladıysak yani üçüncü oldu mesela ya da dördüncü oldu. İki yarış kötü koştu ama onun takibini bırakmayalım. Özellikle Kocaeli için söylüyorum. Peki. Sürprize çok gebe bir şehir. Hipodrom daha doğrusu öyle söyleyeyim. Peki Mustafa. Geçelim o zaman biz dördüncü koşunun detaylarına ama öncesinde şöyle bir hatırlatma da yapalım. Sevgili dostlar, kanalımıza abone olmak ücretsiz. Aramıza yeni katılan dostlarımız var. Gerek şu anda bizi canlı yayında seyreden, gerekse canlı yayının ardından tekrar seyredecek dostlarımız. Abone olmak ücretsiz. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Yine videomuza şöyle bir beğeni bırakırsanız mutlu oluruz. Şöyle bakıyorum, neredeyse an itibariyle 200 kişiye yakın bir izleyicimiz var bir arada seyreden ve sadece her 3 kişiden bir kişi beğeni butonuna basmış. Bir beğeni bırakırsanız bizi mutlu edersiniz. Yine farklı özellikle katıl seçeneklerimiz var. Katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olup desteklerinizi gösterebilirsiniz.
Geçiyoruz günün dördüncü koşusuna. Kocaeli'de Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı bir maiden mücadele. Dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda boy gösterecek. Burada da 10 isim koşu yedeklere ilk defa start alacak bir 4 numaralı Cordela var. Nurettin Şen olacak üzerinde. Ondan ziyade 1 numaralı Asapos. Ön planda görünen bir isim Türkiye genel puanlamasında. Yine son yarışındaki üçüncülüğe dikkat çeken ve grupta en çok koşu tecrübesi bulunan 5 numaralı Elazığ Prensesi. Bu ikili önde ama tabii 3 numaralı Chucky's Bright. Yine 4 numara Cordela'dan bahsettik. 11 numara Sunday Storm. Farklı isimler var. Maiden, dişlere mahsus neler söylersin? Bence yine zor bir yarış. Tüm Maiden'lar bana göre zor. 3 tane Maiden var, bölünen Maiden. 3 de bana göre zor çünkü yani safranlar hakikaten gerçekçi güçlerini gösteremediler daha bize. Ya da kayıtları belli sınırlar içerisinde kalan isimler. Ve arka arkaya iyi koşu yapabilen safran sayısı da baktığımız zaman çok az var yarışlarda. Ben bu yarışta 5 numaralı Elazığ Prensesi'nin bir adım öne alacağım. Alternatif tek olarak önereceğim yarışlara dostlara. Çünkü biliyorsun İzmir'de ilk çime adım attığında da ben bu ismi alternatif tek önermiştim. O gün 3. ağır olarak ayrılmıştı sahadan. Ben Kocaeli kumunun biraz daha yumuşak olduğu için özellikle Bursa ve İzmir'den çime yani yatkın demeyeyim de çime biraz daha uyum sağlayan isimlerin Kocaeli kumunda koşma ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Kapı kumundan ziyade Kocaeli kumun biraz daha hafif çünkü. Bundan dolayı da 5 numara Elazığ Prensesi'nin daha iyi performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Peki. Performansına baktığımız zaman ondan dolayı alternatif vakalar öneceğim. Son kapı kum yarışı da fena değildi. Aqua de Vida ve Güler Geçer arkasında üçüncülük elde etmişti yakın ara. Ondan dolayı bu ismi ön plana çıkartacağım. Daha sonrasında ise Sunday Storm diyeceğim. 8 numara Sunday Storm da beklentili olan bir isim. Son yarışta fena bir beşincilik yapmadı. Grup için özelinde konuşursak fena bir beşincilik yapmadı diyebiliriz. Geçirmiş olduğu isim, yani yarışında örgüsü Express Kitty'ydi. O isim de Maiden olmayan bir koşu çıkmıştı uzun mesafede. Bu detaydan dolayı da onu ikinci sıraya aldım. Daha sonrasında Chucky's Bright yine beklentilerim gene olduğu bir isim. Son Bursa koşusunda çok sürpriz bir isim olan Last Conqueror'un kazandığı yarışta. O yedincilikle ayrıldı sağdan ama o gün için zemin pist ıslaktı. Biraz belki ondan etkilendi. Onu da tam bilemiyorum ama benim beklediğim koşunun çok uzanında bir koşu yapmıştı. Tolga Yıldız Kocaeli özellikle çok iyi safkanlar seçiyor. Tercihi bence önemli. Ondan dolayı 3 numara Chucky's Bright diyeceğim ve son olarak da 4 numaralı Cordela. Onu da idman pistine baktığımda son anda ekledim diyebilirim. İdmanları gayet güzel gözüküyor. Orji Pedigris'i de güzel. Burak Şah. Ve Trevi Fountain gibi isimlerle anneden kardeş. Babasının yavrunu zaten biliyoruz. Robinson, Premium Mover gibi isimleri verdi. Bundan dolayı da son olarak da onu ekleme kararı aldım. Nurettin Şen de start olacak. Dikenci Kekörüsü ve Nurettin Şen'in de uyumu zaten malum. 5 çizgi, 8, 3 ve 4. Peki bu şekilde notlarımızı aldık ve Kocaeli'de ikinci ayağı da geride bırakmış olduk. Geçiyoruz günün beşinci koşusu Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına değerli izleyenler. Şartlı iki mücadele yine dişilere mahsus bir yarış bizi bekliyor. Burada da 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumda buluşacaklar ve 9 isim seyredeceğiz. Şöyle baktığımızda tabii kilo farkları var. Özellikle İbrahim Halil Ketme ile start alacak 1 numaralı Gelibolu geleni. Son yarışlarına baktığımızda zaten çok da hani iç açıcı değil, tabela çevresinde dolanıyor ama ilk üçe girmişliğini göremiyoruz son yarışlarında. Burada 2 numaralı İzmah da yine ön plana çıkan bir isim. O da üzerinde bir aprenti olacak. Mazlum Pirdemir ile start alacak. Ama kilo farklarıyla beraber Mustafa burada işte Olsar, Gümüş Kavak, Boncuğum yani Kusursuz Aşk o da ilk defa start alacak. Neler söylersin? Ben bu yarış için şöyle biraz kısa geçeyim bu yarışı. Soru varsa sorulara cevaplarız tabii ki de. O ayrı. 9 numaralı Nahçıvan'a ben sadece dikkat çekmek istiyorum. 9 numaralı Nahçıvan'dan ben güzel bir iş bekliyorum. Yarışa da baktığımız zaman kazanan isim sayısı çok az zaten yarışta. Yani 9 safkandan yarısından azı yarışı kazanabilmiş başarısı gösterilmiş isimler. Diğerleri maiden isimler. Ben 9 numaralı Nahçıvan'a bir dikkat çekeyim ama ben bu ayı ayrımsız hepsi yapacağım. Yani direkt kapatarak geçeceğim bu ayı. Çünkü safkanların performansını yani son yarış performansına bakacak olursak koştukları grup olsun yani göstermiş oldukları performanslarla ve koşmuş oldukları grupları değerlendirecek olursak bence hepsi kötüydü. Bu yarışta iyi olan kazanacak tabii ki de ama hangisi iyi olacak ben açıkçası pek kestiremedim. 9 numaralı Nahçıvan'dan yalnız benim bir beklentim var. O ismi ayrı olarak ilk olarak söylüyorum. Hemen daha sonrasında yapıyorum yarışı. Öyle söyleyeyim. Peki farklı bahis seçeneği ya da farklı değerlendirmeler yapacak olan dostlarımız evet. Özellikle 9 numaralı Nahçıvan'a dikkat etsin diyorsun. O da Halil Kaplan'la start alacak.
Ama ondan ziyade birkaç yarış daha takip alalım ayrıca da Nahçıvan'ı. Peki 9 numaralı Nahçıvan başta öne çıkarttığın isim ama ondan ziyade şablon üzerinde hepsi dedik. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın da 3. ayağına Kocaeli'de. Ve geçiyoruz artık günün 6. koşusuna. Şartlı 5 mücadele 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumda ter dökecek. Altılı Ganyan'ın da 4. ayağı 8 isim koşu yedekleri. Burada da şöyle tabii baktığımızda özellikle ayağına seri bir isim 6 numaralı Ünlüoğlu dikkat çekiyor. Ondan ziyade 2 numaralı Turgay Başkan Mehmet Kaya ile daha önce 4 defa bir araya, düzeltiyorum 6 defa bir araya geldi. 4 birincilik elde ettiler. Yani 3 numaralı Boston Poison, 4 numara Overclout, 8 numaralı The Last Line. Burası da yani şöyle kağıt üzerinde her ne kadar Ünlüoğlu ve Turgay Başkan ön planda görünse de zor bir koşuya benziyor. Merak ediyorum bu koşu özelinde paylaşacağın isimleri. Bu koşuda benim önereceğim ilk banko isim bu koşuda olacak. Ben tek bırakacağım şamburumda. 6 numaralı Ünlüoğlu. Bence yarışı kazanan isim olacaktır. Kendisine çok uygun bir jokey de yakalamış durumda Saadet'in Boyraz. Birinci kulvar avantajı var. Birinci kulvardan çıkacak ve üstüne gidebilecek ben hiçbir isim göremiyorum yarışta açıkçası. 6 numaralı Ünlüoğlu'nun. 1400 metreyi uzadı. Yani Boston Poison'a 1200'de geçildi bu isim ama 1400'e uzuyor şimdi. İşte daha dezavantajına diyen izleyicilerimiz olabilir. 1400'de de Boston Poison'ı Ünlüoğlu geçmişti. King Mango'nu kazandı yarışta. 1400'de 1200 arasını hatta 1400 daha da iyi koşuyor Ünlüoğlu. Öyle söyleyebilirim. Ve üzerine gelebilecek bir rakip yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani onun temposuna çıkabilecek bir rakip yok ki Saadet'in Boyraz hakikaten hepimizin artık kabul ettiği bir şekilde tempo atlarını, kaçak atları, beyaz bayrak aynı isteyen atları Türkiye'de belki de en iyi bilen jockey şu anda aktif olarak bilen jockeyler arasında. Ben bu detaylardan dolayı Altuğ'un Ünlüoğlu'nu zor programda tek olarak önereceğim yarış sever dostlara. Rakipleri de yani Turgay Başkan olsun, Boston Poison olsun formda isimler var ancak ben Ünlüoğlu'nun yarış gidişat avantajını çok fazla bir şekilde elinde bulundurduğunu düşünüyorum. Bozabilecek kendisine bir isim olmadığını düşünüyorum. Ve Kocaeli'nin düzlüğünün kısa olmasının da kendisi için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum yine aynı zamanda. Viraj döndükten sonra diğer pistler oranla, hipodromlar oranla Kocaeli'nin daha kısa bir düzlüğü var. Ve bu da önde kaçan at için bir avantaj sağlayabiliyor. Çünkü viraj üzerinde hızlanmak zorunda kalıyor sprinter atlar. Onu da öndeki ata bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Bundan dolayı da Altun Ünlüoğlu'yu şablona tekrar görüyorum. Peki Saadet'in Boyraz'la start alacak 6 numaralı Ünlüoğlu şablonumuzda banko olarak yerini aldı ve bu detayın ardından da geçiyoruz günün 7. koşusuna. Altılı Ganyan'ın da 5. ayağı Kocaeli'de değerli izleyenler. Handikap 15 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumda boy gösterecek. Detaylara gideceğiz ama kısa bir hatırlatma yapalım. Aramıza yeni katılan dostlarımız var. Bizi şu anda canlı seyreden ve canlı yayın ardından tekrar seyredecek dostlarımız. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Bu kanala sahip çıkmanız bizim için çok kıymetli sevgili dostlar. Yani ben abone olsam ne olacak, videoyu beğensem ne olacak diye düşünmeyin. Bunlar bizim için çok kıymetli. Kanalımızın, ailemizin büyümesi adına sizler videoları beğendikçe YouTube bu yayınları çok daha geniş kitlelere sunmaya başlıyor. Bu anlamda tabii ki desteğiniz önemli bizim için. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Ondan ziyade videoya da şöyle bir like bırakırsanız bizi mutlu edersiniz. Ve ilaveten de kanalımıza destek vermek isterseniz katıl butonu üzerinden 7,5 TL'den başlayan farklı üyelik seçenekleri var. Üyeliklerin birbirinden şu an için bir farkı yok ama bütçenize göre üyelik satın alabilirsiniz. Bunu da belirttikten sonra gidelim günün 7. koşusunun detaylarına. Burada da 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumda sahneye çıkacak dedik ve 7 isim koşuya deklere ancak 7 isim arasında üçlü bir ekürü var. 3 numaralı S. Robero, 6 numaralı Valor ve 7 numaralı Man of Steel ekürü olarak start alacak. Türkiye genel puanlamasında Sinan Özen'le start alacak 2 numaralı Indian Sonata ön planda ama onun hemen dibinde de 3 numaralı S. Robero var ekürlerden. Mustafa kağıt üzerine baktığımızda hani Indian Sonata ve ekürlerden S. Robero'yu yaz geç gibi bir durum var. Ama yine baktığımızda 1 numaralı finishim özellikle son yarışında çok favori olan ve beklentinin altında performans sergileyen 4 numaralı Vedado var. Sözü sana bırakalım. Bu koşu özelinde neler söylersin bize? Ben bu koşuda yine ikinci tek isim olarak önereceğim isim koşuyor. O da 2 numaralı Indian Sonata. Şablonum geriye de zaten son ayakta da çok isme şans vereceğim ben. Bundan dolayı da zaten birazcık da risk almam gerekiyordu. Ve 2 numaralı Indian Sonata da buna bu isim olarak uygun Peki. bir isim olarak gözüme çarptı bana. Çünkü Sinan Özen zaten Safkan'ın çok yakından tanıyor. Koşmuş olduğu 5 yarışın 4'ünde Sinan Özen bu isme eşlik etti. Başarılar da tabeladan ilk start haricinde ilk 2'den düşmeyen bir isim. Sadece bir kere kazanabildi ama sürekli devamlı olarak ikincilik yapıyor ve iyi rakiplere çarpılıyor bana kalırsa.
İki kere Sanof Bosporus'a geçildi. Bir kere de Obert'e geçildi. Obert de dün İzmir'de gayet güzel bir koşu evet. kazanmıştı. Ondan dolayı da ben Indian Sonata'nın devam eden formuyla rakipleri de bana göre uygun. Yani şöyle değerlendirecek olursak Obert'i Indian Sonata'yı 4 boya yakın bir farkla geçti. Seabreeze'e Esro Brebro'yu 11 boyla geçti. Dün ikisi bir arada koştu. Obert'i ve Seabreeze. Evet. Obert'i Seabreeze'i geride bıraktı. Yani böyle bir mantıkla yürütebiliriz. Ve bu mantık sonunda da Indian Sonata Esro Brebro'nun önünde çıkıyor zaten. Ben bundan dolayı da birazcık da Indian Sonata yani rakiplerinin bir arada koştuğu yarışta Indian Sonata'nın geçildiği rakibinin daha iyi olmasından kaynaklı olarak Indian Sonata'yı Esro Brebro'nun önüne aldım. Diğer safkanlar benim pek açıkçası yani şöyle söyleyeyim. Indian Sonata'ya burada tek atmazsam eğer Esro Brebro'ya şans verince 3 isim aldığım için geriye 2 isim ya da 3 isim kalıyor. 3 isim kalıyor. Evet. Vedat Dabbe finish'im. Yani ya kapatmaya da gidebilir yarışsever dostlar bu yarışı açıkçası. Çünkü az isim kalıyor hakikaten. 2-3 tercihi de kullanılabilir ya da bence benim tercihim olan 2 numara tek bırakılabilir. Yani 3 tercihli bir yarış gibi gözüküyor açıkçası. Peki Indian Sonata diyorsun. Yanına ekürlerden Esro Brebro ve ondan ziyade de hepsine kadar gider ama ben şablonumda 2 numaralı Indian Sonata'yı banko olarak öneriyorum dedin. Ve biz de Sinan Özen idaresinde 2 numaralı Indian Sonata'yı şablonumuza yazıyoruz. Yalnız bırakarak geçiyoruz bir sonraki koşuya değerli izleyenler ve bir sonraki koşu Kocaeli'de günün 8. koşusu ve kapanış ayağı. Dişilere mahsus maiden mücadele 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda ter dökecek ve 11 isim koşuya deklere. Burada da Mustafa özellikle tabii Türkiye genel puanlamasında 4 numaralı Determinant Saadettin Boyraz'la ön plana çıkıyor. 4 defa start aldı. 3-2-2-4 yaptı. Ama özellikle 2 numaralı annem. Yani biraz startta kalma problemi de var bu ismin. Bazı yarışlarda 4-5 boy startta kalıyor. Hani belki startta kalma sıkıntısı olmasa maiden'e veda eder miydi o da tartışılır ama ben annem için yorumunu merak ediyorum. Tabii onu annem de şablonunda zaten yani çizgili olarak vereceğim. Buna. İlk kısmı tamam. Annem de yer alıyor. 4 numara determinantla başlayacağım ben de genel puanlamaya uyarak. Açıkçası yani yarış içindeki katılan safkanlar arasında 3 isim var zaten. Yani belli bir performans sergileyebilen determinant, annem ve de kocaman anne yine anneli bir isim. Bu 4-3 isim bir baktığımız zaman 3-2, işte 3-2-2-4, 3-3-4 şeklinde en azından yarışın kazanırına girmeye çalışan isimler olarak göze çarpıyor. Ama baktığımızda bu isimlerin performansında 4 numara determinantı ben bir adım öne alıyorum bu isimler arasında. Tamam. Daha yarışın içinde kazanıra fazla girebilen, yani kazanırın tam içinde olduğunu gördüğüm isim olarak söyleyebilirim. Ve geçildiği isimlerde Günferay'a geçilmişti Kocaeli'de. Günferay daha sonra fenomen yarışlar yaptı. Angelo Fanner son yarışını kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Determinant'ın yine geçildiği isimlerden bir tanesi. Ama ben son yarışında kazanabileceği bir grupla kaldığını düşünmüştüm Determinant'ın. Dördüncü kalması bugün alternatif tekrar banko vermememe neden oldu. Sadece birinci sıradan öneriyorum bu ismi. Yani kazanma peki. Alışkanlığı olmayan isimler oluyor bazen safkanlar arasında. Onlardan biri olabilir diye düşündüm açıkçası Determinant için. Daha sonrasında 9 numaralı kocaman anne diyeceğim. 9 numaralı kocaman anne de Umut Barlık'la start alacak. 3 ve 2 yaptıktan sonra bu yarışa geliyor. 12. ayın 10'unda koşmuştu en son. Geçildiği isme 19 boyla geçildi Celal'ıma son yarışında. Ama ondan önce geçildiği isim yani şartlı bir de Şira Şira isimli kısrağa geçilmişti. Dişte'ye geçilmişti daha doğrusu. Şira Şira da daha sonra İzmir'de de geldi yarış kazandı. Bir seriye yakalamıştı galiba. Ya 2-3 ya 3 yarış arka arka kazanmıştı. Mehmet Kayı idaresinde. Kayıların ekibisi. O yarışı bence güzel bir safkana geçilmişti. Daha sonrasında geçildiği isim Celal'ın da bana göre fena olmayan bir isim. Tamam çok fark eder ama bu yarış özelinde baktığımız zaman iş yapabileceğini düşünüyorum. 9 numaralı kocaman annenin. Daha sonrasında 10 numaralı peki. The Fire Girl diyeceğim. O da Sinan Özen'le start alıyor. Sinan Özen'in de ben Kocaeli üzerinde iyi atlar seçtiğini düşünüyorum. The Fire Girl'le son yarışta Mehmet Kaya ile start almıştı. Ondan önce ise Sinan Özen'le start aldı. Maiden dişlere ait bir koşuda. Orada anneme senin bahsetmiş olduğun isim bir boyla geçilmişti. İkisi de bence fena olmayan yarışlar yapmıştı o gün. Ben kocaman anneye bir adım öne aldım. Daha sanki biraz daha bana güzel geldi koşusu. Ondan kaynaklı olarak. Tamam. 6 numara Erzincan Güzeli'nden bahsedeceğim. O da Fırat Arslan'la start alıyor Apprenti ile. O da fena olmayan bir son yarış yaptı bana göre. Kendisinin standartının birazcık üstüne çıktı. Yani bir kıpırdanma gösterdi Safkan. Ondan dolayı şablonla yer verdim. 2 numara anneannem zaten senin de bahsettiğin isim. Dediğin gibi startta kalma özelliği bence de kötü. Bugün ama Mahmut Turan'la start alacak ve Mahmut Turan maidenlerde Kocaeli'de çok fazla iş yapabilen bir isim. Tercihleri de bana göre önemli.
isim yazıyorsak yazmamız gereken bir isim olduğunu düşünmüyorum anneannemin. Yazılmasa diye düşünüyorum. 2 numaralı anneannem için söyleyeceklerim bunlar. Son yarışta hakikaten o da fena değil. Yani o kadar startta kalmasına rağmen geldi dördüncülüğü aldı. Fena bir yarış çıkarmadı diyebiliriz. Son olarak da şablonumun ilk kısmı için 1 numaralı Akuma diyeceğim. Özgür Gönültaş'la start olacak bu isim. Bu isim İstanbul'dan geliyor olması benim için bir artı bu rakipler arasında. İstanbul kumundan sonra, sentetinden sonra Kocaeli kumuna çıkacak olması, Kocaeli kumunun aynı zamanda Kocaeli'nin ters pist olması, bunlar bir avantaj sağlayabilir. Daha doğrusu Safkan'ın gerçek gücünü göstermesine neden olabilir diye düşünüyorum. Bu Akuma mesela dediğim gibi yani isim yermişken, bu kadar isme şans vermişken Akuma'nın da bu detaylardan dolayı bence şans verilmesi gerektiğini düşündüğüm için şans veriyorum. Daha sonrasında çizgi çekerek, şablonunda da yer olduğunu düşünerek son ayakta sürpriz bir isim de gelirse ne mutlu olur diye düşünerek hey diyorum. Peki. Peki. Sıralamayı bir... Süper. Sıralamayı bir kez daha rica edelim senden. 4, 9, 10, 6, 1, 2, çizgi, he. Peki Mustafa, bu şekilde notlarımızı aldık ve Kocaeli'de 8 koşulu programı değerlendirmiş olduğunu. Özellikle şöyle altılı ganyan şablonuna baktığımda yarışsever dostlarımıza 2 tane banko önerdin, direkt banko. Bunlardan ilki günün 6. koşusu altılı ganyanın 4. ayağında 6 numaralı Ünlüoğlu ve onunla birlikte hemen ardından da aslında bize bir de bir yandan da çifte de önermiş oldun farklı bir oyun seçeneği. 2 evet. Numaralı Indian Sonata 5. ayakta da banko önerdiğin isim oldu. İkinci ayak biraz Azat'la geçtin. İlk ayak, üçüncü ayak ve son ayak. Tabii isimler paylaştın, özellikle üçüncü ayağı direkt olarak hepsi dedin ama birinci ayak ve son ayakta da paylaştığın isimler oldu ama geniş oyunlar için hepsi dedin. Belli ki zor başlayacak, zor bitecek gibi görünüyor kağıt üzerinde şablon. Şablon üzerinde evet. Diyelim. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Peki var mı ilave edeceğin başka bir detay? Şöyle bir ilave yapabilirim. Yani ben yarın kendi şablonumu kurarken ya ilk ayağı ya son ayağı H yaparak geri kalan şablonu aynı şekilde yapacağım. Onun kararını vereceğim. Kendim biraz daha ben yani verdiğim şablon gene benim normalime göre yüksek bir şablon oldu. Ya ilk ayağı ya son ayağı. İkisinden birini tercih edeceğim ben H olarak. Geri kalan şablonumu aynı şekilde gene oynamaya çalışacağım. Söyleyeceğim şey bir tek şu olabilir. Verdiğim çiftinin de 6-2 çifti gibi oldu. Bir de öncesinde ben kendim için, yani bunu da söyleyeyim mesela sonra, 9'u arkası bir 6 çifte alacağım. Nahçıvan'la bir deneyeceğim. Yani he dedim oraya direkt ama Nahçıvan'ın yani evet. Şu ana kadar göstermiş olduğu çok bir şey yok. Benim beklentim olan bir isim olduğu için. Yani şimdi 6, 6, 8, 9, 6, 9 yapmış bir ismi alternatif olarak önermem yarışsever dostlara birazcık garip olur bana göre. Çünkü bir ışık daha göremedik Safkan'dan. Ben sadece kendim beklentim pedigrisinden olsun. Birkaç yarışında birkaç bir şey kalmıştım. Onlardan dolayı kendim ilk sıra öneriyorum yarışsever dostlara. Ben bir çiftlisi deneyeceğim ama ben de kendi kuponumda H yapacağım o ya. Bunu söyleyebilirim. Peki Mustafa, aslında 9 Nahçıvan ve ardından 6 numaralı Ünlüoğlu olarak da farklı bir hani sürpriz evet. Diyelim aslında. Şöyle oran evet, olarak baktığımızda biraz çıkar. Yüksek çıkabilir çünkü. Evet, o anlamda hani değerlendirmek isteyen dostlarımız, denemek isteyenler deneyebilir diyelim. Ve bu detaylarla beraber şablonu da aldık, değerlendirmelerini aldık. Bir kez daha ağzına sağlık, emeğine sağlık. Hatırlatalım, ben kule kamerası haftanın bir günü, pazar yapıyorsunuz ama cumartesi pazar konusunda sanırım biraz düşünceler var. Ama en azından yarışsever dostlarımız kule kamerasını takipte kalabilir, onu da belirtelim. Twitter'dan zaten gününü paylaşacağız. Pazar değişecek %90 ihtimalle. Çünkü bir de hem bizim için de bu geçerli hem yarışsever dostlar için de futbol var bu akşam. Ve futbol da konuşuyor akşam. Saat 9'dan kesinlikle. Sonra yapıldığı için. Yani futbol bir de at yarışından birazcık önde kalıyor doğal olarak. Futbol daha çok seyrediliyor. Bu da bir gerçek, işin gerçeği yani. Bir de herkesin yani hafta sonu, pazar günü maç bitiyor, 7-9'da maç bitiyor. Herkes o anda futbol konuşuyor zaten. Yani bizim bir daha farklı bir şeyimiz olacak pazar günü için büyük ihtimalle. Ya sabah 3'te yarıştan önce gireceğiz yayına. Belki yarışlar hakkında konuşacağız. Ya da cuma akşamı yapıp hafta sonu yarışlarının bir değerlendirmesini de ilave edeceğiz programımıza. Onun kararını dediğim gibi yarışsever dostlar da bize önerilerinde bulunsunlar. Biz de onlara göre, onlar ne istiyorsun? Yani onların programı olacak, öyle söyleyelim. Peki, bir kez daha hayırlı olsun diyelim Mustafa. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Yine bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyelim sana. Şimdilik hoşça kal. İnşallah görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, Mustafa Şencan, siyahbayrakaynen.com yarış yorumcusu Mustafa Şencan yayınımızdaydı ve 8 koşulu Kocaeli programını değerlendirdi. Kocaeli'yi tamamladık, sıra geldi
Nereye? Adana'ya. Adana'da da 7 koşulu bir program bizi bekliyor. Gelen mesajlar var. Erol Kaya. Selam Cemil Bey. İyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz Erol Bey. Yahya Kapta abi 6 tek gelirse arkasındaki koşu 1-4-6 bitiyor çoğunlukla demiş. Bakalım bu kez nasıl bir sonuç ortaya çıkacak koşularda sevgili izleyenler. Şimdi Adana diyeceğiz. Kemal Demircan, tahminkulübü.com yarış yorumcusu Kemal Demircan bizimle birlikte olacak. Ama şunu da belirteyim dostlar. Şayet bir aksilik olmazsa yarın akşam yine yayınımız olacak. 21'de 22'de o arada ama netleştiğinde Twitter'da paylaşacağım. Bir aksilik olmazsa yine YouTube'da da paylaşacağım. Yine çok değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Yarın da sürpriz olsun önemli bir konuğumuz olacak. Zaten yarın paylaşacağım muhtemelen. Bu detayı da aktardıktan sonra geçeceğiz Adana detaylarına. Aramıza yeni katılan dostlarımız var. Hatırlatalım, kanalımıza abone olmak ücretsiz. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoda şöyle bir like bırakırsanız bizi mutlu edersiniz. Yine katıl butonu üzerinden farklı seçeneklerde, farklı üyeliklerde kanalımıza üye olabilirsiniz. Aylık 7,5 TL'den başlayan üyelikler var. Tamamıyla destek amaçlı butondur katıl butonu, bunu da belirtelim. Ve yavaş yavaş geçelim artık Adana değerlendirmelerine. Tahminkulübü.com yarış yorumcusu Kemal Demircan yayınımıza hazır. Kemal abi hoş geldin.